Merhaba sevgili seyirciler. Bu hafta ele alacağımız konu Menderes ve arkadaşlarının yasada yargılandığı anayasa ihlal davası. Bu anayasa ihlal davası tabi temel davaların başında geliyor yasada yargılamalarında. Buna karşılık bir kısmı tamamen propagandaya dönük olarak açılmış davalardı yasada da. Mesela bir köpek davası, bir bebek davası bunlara örnek olarak gösterilebilir. Bunların temelinde Menderes ve arkadaşlarının halk nezdinde küçük düşürme amacı vardı ve tamamen propagandaya dönük bir şekilde açılmışlardı. Ama buna karşılık bir anayasa ihlal davasının temel amacının tabii ki Menderes ve arkadaşlarının idam sehpasına götürmek olduğu çok açıktır. Mesela bir köpek davasında komik bir şekilde işte Afgan kralının Cumhurbaşkanı Bayar'a hediye ettiği tazı üzerinden bir suçlama yapılmıştır. Bu tazı işte daha sonra Atatürk Orman Çiftliği'ne satılıyor ve para elde ediliyor. Yani bununla alakalı bir dava açılmış mesela. Bunun dışındaki bir diğer dava Adnan Menderes tamamen yine halk nezdinde itibarını sıfırlamaya dönük bir davadır. Adnan Menderes'in Ayhan Aydan adlı bir kadınla gayrimeşru bir ilişki yaşadığı, bu ilişkiden bir çocuğunun dünyaya geldiği ve bunun öldürüldüğü iddiasına dayanır ve bu da bebek davası olarak tarihe geçmiş ama herhangi bir ceza çıkmamıştır. Fakat anayasa ihlal davası her yönüyle az önce ifade ettiğim gibi Menderes ve arkadaşlarını idama götürecek temel dava olmuştur. Tabi anayasa ihlal davası daha doğrusu yasada da yargılamalar yürütülürken ki en başta şunu ifade etmemiz lazım. Daha önceki yayınlarda da belirttiğim gibi mahkeme heyeti yeni bir mahkeme oluşturularak faaliyete geçmiştir. Yani mevcut olan bir mahkeme 27 Mayıs günü mevcut olan bir mahkeme tarafından yargılama yapılmamıştır. Mahkemenin adı Yüksek Adalet Divanı'ydı. Daha sonra oluşturulmuş bir mahkemeydi. Yani yargılamanın, yargı bağımsızlığının temel esası olan bağımsız hakim ilkesine uyulmamıştı. Yani efendim hakimin tabiili ilkesine, tabii hakim ilkesine uyulmamıştı. Böyle bir temel problem vardır en başta ve yasada hakimleri az sonra açıklayacağımız gibi tamamen efendim 27 Mayıs darbecilerinden emir alan, Milli Birlik Kurulu'ndan emir alan ve onları yerine getiren hakimlerdi. Yani bunların vereceği davanın da yargılama kararında ne kadar objektif olduğunu, daha doğrusu objektif olmayacağını daha baştan tahmin etmek elbette zor değil. Ve yasada da yargılamalar yapılırken diğer taraftan da Cemal Gürsel ve arkadaşları, darbeciler efendim basını yönlendirmekteydiler. Basın vasıtasıyla da Menderes ve arkadaşları hakkında çok ağır ithamlar, çok ağır iddialar gazetelerde yer alıyordu. Büyük puntolarla bunlar yayınlanmaktaydı. Gazetelerin propagandalarının temel amaç elbette Menderes ve arkadaşlarını küçük düşürmekti. Ama diğer taraftan da halkın çeşitli şeylere inanarak, yani aslı olmayan şeylere inanarak bu şekilde bir propagandayla onları idam sehpasına götürmek amaçlanıyordu. Mesela iddialara bakıldığında yani gerçekten inanılmaz çok güç ama o dönemde bunlar basında yer almıştır. Mesela Menderes hükümetinin harp okulu öğrencilerini idam etmeye, daha doğrusu onları imha etmeye kalkıştığı, imha etmek istediği, Kars ve Ardahan'ın Sovyetler Birliği'ne satıldığı mesela iddialardan bir tanesi budur. Demokrat Parti teşkilatlarının iç savaş çıkarmak amacıyla silahlandırıldığı mesela bu iddia edilmiştir. Dolayısıyla bu şekildeki efendim propaganda faaliyetleriyle halk bir taraftan da ne yapılıyor? Menderes'e karşı ciddi şekilde kışkırtılmaktaydı. Onların, halkın buna inanması istenmekteydi. Mesela şöyle bir iddiaya nasıl inanılabilir ama gazetelerde nasıl yer alabilir? Mesela bu elbette sorgulanması gereken bir husustur ama gazetelerde o dönemde yayınlanmış ve belki de birçok insan buna inanmıştır. Mesela buna göre o dönemde Menderes hükümetine karşı İstanbul Üniversitesi'nin önünde Beyazıt Meydanı'nda yapılan gösteriler vardı. Güya bu gösteriler sırasında Menderes hükümeti öğrencileri öldürmüş ve daha sonra cesetlerini yok etmişti. Hatta efendim cesetleri tanınmasın diye bunları Et ve Balık Kurumu'nun fabrikalarında kıymaya, kombinalarında kıymaya dönüştürmüştü. Şimdi böyle bir şey inanılabilir mi? Ama bunların bakın o dönemin basınında yer aldığını görmekteyiz. Basının darbecilerle el ele kol kola Menderes ve arkadaşlarını idama götürmede aracılık yaptığını görmekteyiz. Bunlar tabii çok acı şeyler. Ve anayasa ihlal davasının şöyle bir özelliği var. Tabii tutanaklar çok fazla çünkü yargılama Ekim ayında başlıyor ve Ağustos 1961 tarihine kadar devam ediyor. Uzun bir yargılamadır. Ve daha sonrasında da efendim karar açıklanıp hemen idamlar infaza
dönüşüyor. Daha doğrusu onay sonrasında, Milli Birlik Kurulu'nun onayı sonrasında idama dönüşüyor. Şimdi bu yönüyle bakıldığında anayasa ihlal suçlaması Türk Ceza Kanunu'nun o zaman yürürlükte olan 146. maddesine göre direkt idam cezasını gerektiriyor. Ve bakın bununla alakalı kanun şu şekilde tanımlanıyor. O zaman anayasanın ismi Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'ydu ve Teşkilat-ı Esasiye Kanunu mugayir davranma şöyle tanımlanmıştır. Türkiye Cumhuriyeti Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nun tamamını veya bir kısmını tayir yani değiştirme, tebdil, değişikliğe uğratma veya ilgaya, kaldırmaya ve bu kanunuyla teşekkül etmiş olan Büyük Millet Meclisi'ni iskata yani devre dışı bırakmaya veya vazifesini yapmaktan mene cebren teşebbüs edenler idam cezasına mahkum olur. Şimdi bu şekilde cezanın yer aldığı yani Türk Ceza Kanunu bu maddesine göre anayasayı ihlal suçlarının işte karşılığı bu. Yani ve Menderes ve arkadaşları hakkında bundan dolayı da idam cezası talep edilmiştir ki yasada da yargılanan Demokrat Parti milletvekillerinin sayısı 405'tir. Şimdi bu 405 milletvekili efendim hangi iddialardan, hangi konularda anayasa ihlalle yargılandı onları ele alacak olursak bunların başında CHP'nin mallarının hazineye devredilmesi kararı yer alıyor. Bununla alakalı 1951 ve 53'te iki kanun çıkarılmıştır ve CHP'nin elindeki mallar hazineye devredilmiştir. Tabi burada şunu unutmamak lazım. CHP ülkeyi 1923'ten 1946'ya kadar tek parti olarak yöneten bir partidir. Yani devlet partisidir. Dolayısıyla devlete ait mallar da gerçekten CHP'nin eline geçmiş durumdadır. Yani bunların geri alınmasının ki bu konuda bir yargılama değil, kanuni bir düzenlemeyle böyle bir kararı varılmış ve halk evleri mesela kapatılıyor o dönemde. Diğer taraftan da CHP'nin elindeki mallar tekrar hazineye devrediliyor. Suçlamaların başında CHP ile alakalı bu şekilde kanun çıkarılması yer almıştır. Ve tabii bu şekilde ki bir uygulama, böyle bir uygulama Milli Birlik Kurulu'nun yani darbecilerin aynı zamanda CHP'nin yanında Demokrat Parti'ye karşı CHP'nin yanında yer aldıklarının da bir göstergesidir. Nitekim bununla alakalı bir başka ipucunu daha sonraki aşamada tekrar ortaya koyacağım. Ve tabii burada şöyle bir ilginçlik var. CHP mallarının devriyle alakalı yargılamada dediğim gibi 1951 ve 53'te çıkarılan iki kanunla gerçekleşmiştir aslında bu gelişme. Buna karşılık ilginç olan nokta şudur. Yani normalde 51 ve 53'te yani 1950-54 arası Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne görev yapan milletvekillerinde, CHP'li milletvekillerinin yargılanması gerekir. Halbuki yasadaya bakıldığında bunun böyle olmadığını 1957'den sonra yani darbe sırasında daha doğrusu 27 Mayıs'ta mecliste olanların yargılandığını görüyoruz. Bu bile yargılamanın ne kadar mantıksız olduğunu, asıl hedefin ne olduğunu çok net bir şekilde ortaya koyuyor. Ve Samet Ağaoğlu, DHP'nin önde gelenlerindendir ve aynı zamanda bakanlık görevinde de bulunmuştur. Bununla alakalı Salim Boşol'a sorar yani niye der son dönem milletvekilleri yargılanıyor. Halbuki dava CHP'nin mallarına el koyma kararı, kanunu 51 ve 53'te çıkarıldı. Ve buna karşı Salim Başoğlu'nun meşhur cevabı vardır. Yasada yargılamaların ne kadar adaletsiz olduğunu, yargı bağımsızlığından uzak olduğunu ispatlayan bu cevaptır. Ve Başoğlu der ki, bu o kadar ayan beyan bir şey ki söylemeye bile hacet yok. Bugün yasada da bulunan milletvekilleri kimler? İnkılap anında, yani devrim anında, daha doğrusu darbe anında, 27 Mayıs darbesinde mecliste bulunanlar. Niçin? Sizi alıp yasadeye tıkan kudret böyle istemiş, onu biz bilemeyiz. Evet, açıkça bunu ifade ediyor ve diyor ki, biz diyor hani görevli memurlarız, yargı bağımsızlığında hiç öyle bir derdi de yok zaten ve bunu açıkça söylüyor. Sizi alıp yasadeye tıkan kudret böyle istemiş. Yani dolayısıyla siz bunun efendim falan niye yargılanmıyor, biz niye yargılanıyoruz falan demeye hakkınız yok şeklinde böyle net bir cevap veriyor ve kendi ağzından bir itiraf olarak yasada yargılamalarının bağımsız olmadığını, emir komuta zinciriyle gerçekleştiğini, emir komuta çerçevesinde gerçekleştiğini ortaya koyuyor. Bir başka iddia, emekli sandığı kanununda 1954'te bir değişiklik yapılmıştır ve 39. maddede yapılan değişiklikte hakim ve savcıların kendi isimleri dışında emekliye sevklerine imkan tanınmıştır. Bununla alakalı da bir 25 yıl şeyi var. 25 yılı dolduran hakim ve savcıları Demokrat Partisi bu dönemde
Demokrat Parti bu dönemde emekliliğe sevk ediyor. Tabi bunda amacın şu olduğu belli. Yani Demokrat Parti muhtemelen CHP döneminden gelen bu yargı mensuplarını ne yapmaya, tasfiye etmeye çalışıyor. Ki orduda da buna benzer bir tasfiye yapmıştır 1950 seçimlerini kazandıktan sonra. Yargıda da böyle bir şeye girişiyor. 1954 yılında böyle bir düzenleme yapılıyor. Ama tabi burada bunun yargı bağımsızlığının ihlali anlamına geldiğini söylemek mümkün. Fakat bunun yanında tabi belki diğer sıkıntılı kısmı ise şu, yargı mensuplarına itiraz hakkı da tanınmamıştır. Yani Demokrat Parti hükümeti 25 yılını dolduran yargı mensuplarını emekliye sevk ediyor. Fakat onlara bir yargı yolunu bile açmıyor. O yolda kapıyor, itiraz hakkı tanımıyor. İddialardan birisi, suçlamalardan birisinde bu konu oluşturmuştur. Diğer bir konu ise meşhur, gene hepimizin bildiği bir konudur bu. Onu da belirteyim. 1954 seçimlerinde Kırşehir vilayette seçimleri Millet Partisi, Osman Bölükbaşı'nın Millet Partisi kazanıyor. 3-0 kazanıyor. İşte bütün vekillikleri o alıyor. Ve tabii ki işte Demokrat Parti bunu hazmedemiyor. Ve Menderes bu seçim sonrasında hemen bir kanun çıkarıyor ve Kırşehir'i kazaya dönüştürüyor. Niğde vilayetine bağlı bir kaza olan Nevşehir'i vilayet merkezi yapıyor ve Kırşehir'i de bir ilçeye çevirip oraya bağlıyor. İşte suçlamalardan birisini de bu oluşturmuştur. Bunun tabii ki demokratik etikle, demokratik ahlakla bağdaşır bir tarafı yoktur. Menderes'in büyük bir hatasıdır. Ama şöyle ilginç bir şey de vardır mesela. 1954 seçimlerinden sonra gene gerçekleşen bir uygulamayla Menderes mesela Malatya'da da benzer şekilde bir şeye başvurmuştur. Malatya'nın da işte Malatya'ya bağlı Adıyaman kazasını bir vilayet merkezine çevirmiş ve Malatya'nın bazı kazalarını oraya bağlamıştır. Yani bu şekilde bir düzenleme de yapıyor. Çünkü Malatya'da sürekli İsmet Paşa'nın CHP'si kazanıyordu. Onlardan da bu şekilde bir intikam alma yoluna gidiyor. Ama mesela Malatya dava konusu yapılmamış. Buna karşılık Kırşehir'le alakalı bu şekilde yargılama gerçekleşmiştir. Şunu da ifade edelim. Menderes muhtemelen daha sonra bundan rahatsız oluyor. Yani böyle bir karar ve uygulamada 1957'de 1950 seçimleri öncesinde yine Kırşehir'i vilayet yapıyor. Ama bu tabi siyasi tarihimize bir vilayetin kaza yapılarak cezalandırılması gibi ilginç bir örnek oluşturması bakımından dikkat çekici bir uygulama. Ve tabi işte bu aşamada, bu süreçte işte yasada da Menderes bu davadan da yargılanmıştır. Bunun dışında 1957'ye geldiğimde şöyle bir şey yaşanıyor. Bu bahsedeceğim hadise de gene anayasa ihlal davası çerçevesinde yapılan suçlamalardan birisidir. 1957'de tabii 50 ve 54 seçimlerini Demokrat Parti kazandı. 1957'de gelindiğinde işte o dönemde Demokrat Parti'den ayrılanların kurduğu bir Hürriyet Partisi var. Bunun dışında Osman Bölükbaşı'nın Millet Partisi var. İşte bunlar CHP ile beraber seçimlere girmek istiyorlar. Yani beraberce seçime girip en azından bu yolla Demokrat Parti yenmek niyetindeler, galip gelmek niyetindeler seçimde. Fakat işte Demokrat Parti Adnan Menderes buna karşı bir tedbir olarak ne yapıyor? Bir kanun çıkarıyor, daha doğrusu seçim kanunu değişiklik yapıyor ve onların seçim ittifakına, daha doğrusu CHP listelerinden Millet Partililerin ve Hürriyet Partililerin aday gösterilmelerine izin vermiyor, onları engelliyor. Tabii en dikkat çekici durum şu, seçimler Ekim ayında yapılacak. Ondan yaklaşık bir ay önce çıkarılan seçim kanunu yapılan değişiklikle CHP listelerinden diğer partilerin seçimlere girmelerine izin verilmiyor. Bunun da tabii ki yine demokrasi etiyatının açısından sıkıntılı olduğunu söylemek mümkün. Ama bununla, dediğim gibi, bununla alakalı da bir yargılama gerçekleşmiştir. Ve bakın burada şöyle yapılan değişiklik şu. 13 Eylül 1957'de Resmi Gazetesi yayınlanmış. Kanun düzenleme, bir siyasi partiye adaylık için müracaat etmiş olan kimse hiçbir seçim çevresinde o seçimde müstakilen adaylarını koyamayacağı gibi başka bir parti tarafından da aday gösterilemez ve seçilemez. Yani bunun amacının ne olduğu çok açık gözüküyor. Ayrıca seçim tarihinden 6 ay önce mensup oldukları siyasi partiden ayrılmamış olanlar başka bir siyasi parti tarafından aday gösterilemezler denilmiştir. Yani bunda da yine hedefin Hürriyet Partisi'nin ve Millet Partisi milletvekillerinin veya adaylarının CHP'nin listelerinden girmelerinin önünün
önlenmesi olduğu çok net bir şekilde gözüküyor ve bu şekilde olmuştur. Bir diğer iddia ise toplantı ve gösteri yürüyüşleri hakkında kanunla alakalı düzenlemelerdir. 1956 yılında işte Demokrat Parti böyle bir düzenleme yapıyor. Ve işte anayasa ihlal davasında ciddi şekilde bu da ele alınıyor. Ve burada sıkıntı şudur. Şeyde darbeye giden süreçte efendim İsmet İnönü meşhur büyük taarruz gezisini başlatmıştı. İşte hani şeyde Kurtuluş Savaşı'nı hatırlarsanız büyük taarruzun işte gerçekleştiği yerler diyelim Afyon, Uşak, Ege bölgesi diyebiliriz. Dolayısıyla Uşak'a giriyor ve oradan bir işte büyük taarruz gezisi başlatacak Demokrat Parti'ye karşı ve olaylar yaşanmaya başlıyor. İşte Uşak olayları, efendim Çanakkale Geyikli olayları, Topkapı olayları, Kayseri olayları bu şekilde birçok olay yaşanıyor. Ve işte buradaki iddia şudur. Toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanunundaki bunda şöyle bir düzenleme vardır. Siyasi partiler seçim dönemler dışında efendim bu tür faaliyetler yapamazlar. Toplantı ve gösteri yürüyüşleri yapamazlar şeklinde bir düzenleme vardır. Ve anayasa ihlal davası yargılamalarında Salim Başol şunu iddia etmiştir. Yani diyor ki işte veya diyelim Egesel en başta Ömer Altay Egesel şunu iddia etmiştir. Diyorlar ki efendim siz bu kanunu Demokrat Parti'ye uygulamadınız ama buna karşılık CHP'ye karşı uyguladınız ve İnönü'nün gezisine engel olmaya çalıştınız. Bu da yasağında bu şekilde gündeme gelmiş ve Demokrat Parti aleyhinde bu alanda da bir sorgulama, bir yargılama gerçekleşmiştir. Burada hemen aklıma gelmişken Ömer Altay Egesel'in bir özelliğinden bahsedeyim. Kendisi Balıkesir Surluk doğumludur ve 1954 seçimlerinde Ömer Altay Egesel yasağı da yargılamalarında yargılamaların savcısıydı. Salim Başol hakimdi, o ise savcıydı. Ömer Altay Egesel'in biz 1954 seçimlerinde Demokrat Parti Balıkesir Teşkilatı'na başvurarak adaylık, milletvekili adaylığı başvurusu yaptığını görüyoruz. Ama bir ön seçim yapılıyor ve ön seçimde başarılı olamıyor Egesel. Dolayısıyla aday gösterilmiyor. Muhtemelen bundan gelen Demokrat Parti'ye karşı bir kini var. Hatta hakkında o konuya ben çok girmedim yazımda da. Hakkında da o dönemde bir dava açılıyor. Bir ahlaki problemle alakalı bir dava açılıyor. Ve Egesel diyor ki bu davanın arkasında da Demokrat Partililer var. Dolayısıyla işte bundan dolayı yani hem dava açılması hem 1954 seçimlerinde aday gösterilmemesi gibi nedenlerle Demokrat Parti'ye düşman olduğu anlaşılıyor. Ve bu da Egesel'in yasalda da çok haddini aşan ifadeler kullanmasına, efendim çok rigid şekilde davranışlar göstermesine sebep olmuştur. Yani bunları yargı sürecinde çok net bir şekilde görmek mümkündür. Anayasa ihlal davasının belki de en önemli içeriği, en önemli suçlaması ise Tahkikat Komisyonu ve Silahiyetler Kanunu'dur. Tahkikat Komisyonu biliyorsunuz darbeye giren sürecin son adımıdır. 27 Mayıs öncesinde atılan son adımdır ve şununla suçlanmıştır Demokrat Parti hükümeti. Denilmiştir ki Demokrat Parti, Menderes hükümeti artık bununla diktatörlüğünü, bir dikta rejimi olduğunu açıkça ilan ediyor. Ve gerçekten de çok ağır efendim hükümler taşıyan Tahkikat Komisyonu en başta kuruluyor. Onunla alakalı ciddi tartışmalar var. CHP ciddi muhalefet ediyor mecliste. Ve işte o tabii çok gergin anlar yaşanıyor. O gergin anların birinde İsmet Paşa meclis kürsüsüne çıkıyor ve o tarihi konuşmasını yapıyor. Bakın bu videoda iki önemli nokta özellikle dikkatinizi çekmiştir. Birincisi meşhur yine Salim Başol'un ifadesi sizi buraya tıkan kudret böyle istiyor. İkincisi de işte şimdi bahsedeceğim mesele İsmet Paşa'nın yaptığı konuşma. Ve İsmet Paşa orada diyor ki eğer baskı rejimi kurulursa ihtilal behameal olur. Yani ihtilal kelimesini bugün belki çok kullanmıyoruz ama aslında onun kastettiği burada darbe yani. İhtilal hani devrim karşılığından daha çok 27 Mayıs'tan sonra 27 Mayıs devrimi ifadesi kullanılmıştır ama darbe kelimesini örtmek için bal gibi bir darbedir 27 Mayıs. İnsanları idama götüren, efendim bağımsız yargının olmadığı yasada duruşmalarında kararlar veren bir süreçten bahsediyoruz. Bu bal gibi bir darbedir elbette. Ve bakın diyor ki böyle bir ihtimal dışımızda konuşma olduğu için tabi cümleler kesik kesik olabilir ifadeler. Böyle bir ihtimal dışımızda bizim de münasebeti olmayanlar tarafından yapılacaktır. Yani bu aslında neyin de göstergesi? CHP'nin, daha doğrusu CHP'nin lideri İsmet Paşa'nın, İsmet İnönü'nün darbeden haberdar olduğunu göstergesi. Ama daha önceki
yazı ve yayınlarda bahsetmiştim. Zaten 1957 seçimlerinden önce bile darbeciler gidip İsmet Paşa ile görüşmüşler. Hani darbe yapacağız şeklinde teklifte daha doğrusu durumu anlatmışlar. İnönü orada şunu diyor, 57 seçimlerini bekleyin. Biz diyor Demokrat Parti'yi ne yapacağız? Efendim seçimlerde alt edeceğiz. Zaten diyor hani darbeye gerek yok. Fakat 27 Mayıs'a giden işte bu süreçte efendim 27 Mayıs'tan birkaç gün önce İsmet Paşa bu meşhur konuşmasında açıkça bunu ifade ediyor, itiraf ediyor. Bu yolda devam ederseniz ben de sizi kurtaramam. Meşhur biliyorsun sözlerinden birisi budur. Yani siz böyle bir dikta rejimi kurmaya kalkarsanız ben de diyor sizi kurtaramam. Şimdi arkadaşlar şartlar tamam olduğu zaman ihtilal milletler için meşru bir haktır. Yani ihtilalin de darbenin de meşru olacağını ifade ediyor. Demokrat Parti'yi çok net bir şekilde Menderes ve arkadaşlarını burada tehdit ediyor. İhtilal meşru bir hak olarak kullanılacaktır. Bundan içtinap yani kaçınmak kabil değildir, mümkün değildir diyor. Bu da hani Salim Başol'un konuşması gibi İsmet Paşa'nın konuşması da işte 27 Mayıs'a giden sürecin en önemli efendim özelliklerinden birisidir. Ve de Demokrat Parti'nin efendim önce tahkikat komisyonunu kurması, sonrasında selayetler kanunu çıkarmasıyla bir dikta rejimi kuracağı tezi geliştirilmiştir. Ve bunun da bir darbe yol açacağını İsmet Paşa burada çok açık bir şekilde ifade ediyor. İşte önce 27 Nisan'da tahkikat komisyonu kuruluyor. Arkasından 7468 sayılı selayet kanunu çıkarılıyor ve gerçekten de komisyona çok geniş yetkiler tanınıyor. Mesela hemen ilk icraatlarından birisi komisyonun 10 gazeteyi, 10 gazete dergiyi kapatmak olmuştur. Mesela Akis gazetesi, Akis dergisiyle ilgili Metin Toker Akis gazetesinin başındaydı, dergisinin başındaydı. Toker biliyorsunuz aynı zamanda İsmet Paşa'nın damadıdır. Onunla ilgili alınan bir karar vardır. Akis mecmuasının kapatılmasına dair haber de yapılmayacaktır. Yani tahkikat komisyonu böyle gerçekten hani basın hürriyetine de çok büyük darbe vuran bir karar da almıştır. Ve denilebilir ki anayasayı ihlal davasının temel dayanağını en başta hani çeşitli iddialar var, çeşitli davalar, içerikler var ama tahkikat komisyonu ve selayetler kanunu oluşturmuştur. Ve burada CHP'nin de iddia ettiği gibi genel kanaat şudur, Demokrat Parti bununla bir dikta rejimi kurmak istemektedir. Ve işte bu iddialarla yargılamalar gerçekleşti. Menderes ve arkadaşları tabi sayfalar dolusu tutanaklar var. Savunmalarını yaptılar. Avukatlar aynı şekilde savunmalarını yaptılar. Ve sonuç itibariyle mahkeme kararını açıkladı. Verilen karara göre 15 idam kararı vardı. Bunun dışında müebbetler vardı. İşte çeşitli cezalar söz konusuydu. Dediğim gibi 405 DHP'li yargılanmıştı. Bunlar içerisinden 15 tane idam kararı çıktı. Daha sonra bu idamlar, daha doğrusu alınan kararlar, verilen cezalar efendim Milli Birlik Kurulu'na götürüldü. Milli Birlik Kurulu mesela anayasaya göre normalde anayasalarda hani bu idam kararını onaylamak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yetkisindedir ama burada Milli Birlik Kurulu yani darbecilerin oluşturduğu kurul bunlar görüştü. Teker teker efendim kararlar verildi ve sonuç itibarıyla 3 kişi hakkında idam kararı onaylandı. Bayar'ın cezası, Bayar'da 4 kişi hakkında idam, 15 kişi hakkında idam cezası verilmişti. Yani Bayar'ın gerekçesinde yaş haddi gösterildi. 65 yaşın üzerinde olduğundan dolayı Bayar'ın cezası müebbete çevrildi. Ama Adnan Menderes, Fatih Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan idamla cezalandırıldı. Ve işte burada diğer DHP'liler hani efendim idam kararı verildiği halde cezası müebbete çevrilenler denildiğinde işte bu isimleri de belirtmek isterim. Refik Koraltan meclis başkanlığı yapmıştı. Demokrat Parti iktidarında. Agah Erozan, İbrahim Kirazoğlu, Ahmet Hamdi Sancar, Nusret Girişçioğlu, Bahadır Gülger, Emin Kalafat, Bağ Akşin, Osman Kavrakoğlu, Zeki Erataman ve Demokrat Parti iktidarının son genelkurmay başkanı Rüştü Erdelhun bunlar idam cezası almışken cezaları müebbete çevrildi. Ve işte bu süreçte son nokta olarak da
16 Eylül günü Fatih Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan, Fatih Rüştü Zorlu Demokrat Parti İktidarı'nın Dışişleri Bakanı'ydı. Polatkan Maliye Bakanı'ydı. İdam edildiler. 17 Eylül günü de Adnan Menderes'in idamı infaz edildi. Ve bu şekilde Cumhuriyet döneminde ilk defa bir başbakan ve tabii ki bakanlar darbeciler tarafından idam sehpasına gönderildi. Bu tabii ki Türk siyasi hayatında hiçbir zaman kapatılamayacak bir yaraya yol açtı. Ve Türk siyasi hayatının efendim bir vesayet rejimine dönüşmesinde bağımsız bir gelişme gösterememesine temel aşamalardan birisini oluşturdu. Yani genel bir değerlendirme yapacak olursak elbette burada çeşitli suçlamalar var ve bunların bir gerçeklik payı da var. Ama bunların cezasının hiçbir şekilde idam olmadığı net bir şekilde gözüküyor. Hele mesela komik bir şekilde efendim CHP'nin mallarına el koyma davasında asıl kabul oyu veren milletvekillerinin yargılanması yerine 27 Mayıs darbesinde mecliste görev alanların yargılanması, Salim Başoğlu'nun buna itiraz eden Samet Ağaoğlu'na sizi buraya tıkan kudret böyle istiyor demesi tabii ki baştan kimlerin hedeflendiğini çok net bir şekilde ortaya koyuyor. Muhtemelen İsmet Paşa burada İsmet Paşa'nın da aracılığıyla belki de Celal Bayar'ı affetti ve o dönemin kudretlileri, o dönemin güç odakları asıl hedefe de Menderes, Fatih Rüştü Zorlu ve bir kurban olarak da Hasan Polatkan'ı koydular. Diğerlerinin cezalarını müebbete çevirdiler. Ama onlar da çok sıkıntılı günler yaşamışlardır. Mesela Rüştü Erdal'ın hikayesi başlı başına mesela ayrı bir dramdır. Bayar ise, Bayar ve arkadaşları Demokrat Partililer sadece hapse gitmekle kalmadılar. Mesleklerini icra etmekten de men edildiler. Bakın biz bu filmleri böyle anlattıkça belki şöyle diyorsunuz, 15 Temmuz'dan sonra da gördük. Çünkü devlet böyle çalışıyor. Ve onlara mesleklerin icra hakkı bile tanınmamıştır. Yıllarca Demokrat Partililer bunun için mücadele ettiler. Kademe kademe bir kısmı hastalıktan affedildi. Bir kısmı çeşitli aflarla affedildi. Sonra mesleklerin icra etmelerine imkan tanındı. Yani o ceza kaldırıldı. Ve bütün haklarını yeniden almaları, siyasi haklarına kavuşmaları 1974 affıyla oldu. Yani 60 darbesinden 14 sene sonra Demokrat Partililer en son bütün sınırlamalardan kurtuldular. Ve tabii belki en büyük dram şudur. Efendim Celal Bayar'ın adı bugün Türkiye'de mesela bir üniversiteye verilmiştir. O dönemde idam cezası alanlardan birisidir. Menderes idam edilmiş, Polatkan idam edilmiş, Fatih Rüştü Zorlu idam edilmiş. Yıllar sonra Özal hükümeti döneminde alınan bir kararla mezarları yassıadan İstanbul'a getirilmiştir ve itibarları iade edilmiştir. Ne yazık ki Türkiye tarihi buna benzer dramlarla, acılarla doludur. Ve tam bir hesaplaşma yapılmadığı için de bu dramlar yaşanmaya devam etmektedir. Ne demek hesaplaşma? Çok basit bir örnek verelim. Yani daha sonra elbette 65'ten itibaren tekrar sağ partiler, Demokrat Parti'nin devamı diyebileceğimiz Adalet Partisi iktidara geldi. Ama en basitinden Salim Başoğlu'nun, Ömer Altay Egesel'in yükselmesi durdurulamadı. Gene onlar görevlerini icra ettiler. Hiçbir şekilde yargı önüne çıkarılmadan, yargılanmadan bu hayata veda ettiler. Evet kıymetli seyirciler, bu haftalık da bu kadar. Dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir başka programda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın, iyi günler.